Merhaba sevgili kardeşlerim. Yeni bir dersle, yeni bir videoyla birlikteyiz. Kodlamalara devam ediyoruz. Konumuz ASCII kodu. İlk olarak bilgisayarımızın sadece 0'ı ve 1'i tanıdığını tekrar belirtelim. Ve bizim bilgisayarla anlaşabilebilmemiz için sevgili kardeşlerim, illaki kodlama ve ters kodlama yapmamız gerektiğini belirttikten sonra başlayabiliriz. Başlayalım. Klavyeden girilen her sembol, her karakter bilgisayara ASCII kodu ile giriş yapar ve işleme tabi tutulur. Ve bu kod ile bilgisayarın hafızasında saklanır. Açılımı American Standard Code for Information Interchange olan bu kodlama sistemi ilk olarak telgraf kodlarında kullanılmıştır. ASCII kodlama sistemi her sembol için 8 bit kullanmaktadır. Tablomuzdan da görülebileceği üzere her sembol için, mesela 5 sembolümüz için şunu kullanıyoruz. 8 bit. Evet. 8 bit kullanarak toplamda 256 adet sembolü temsil edebilmektedir. Yani 8 tane sıfırdan 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tanesi de 1 olsa 1. 255 olur. Evet, buraya kadar 0'dan 255'e kadar toplamda 256 adet sembol temsil edilebiliyor bu kodlamayla. Devam ediyoruz. ASCII kodlamasının tablosu. Bir kısmı var sadece burada gördüğünüz gibi. En çok kullanılanları burada diyelim. Önümüzdeki dersimizde bir tane örnek yapıp evet, ASCII kodlamasını İyice pekiştirelim istiyorum. Bu video bu kadar olsun sevgili kardeşlerim. Önümüzdeki videolarda görüşmek umuduyla. Hoşça kalın efendim. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın.